Çok zeki olduğumdan dolayı, marifet yani olduğundan, yani kabiliyet çok olduğundan dolayı söylüyorlar bilgisayar diye. İşte yani önemli bazı günler, efendime söyleyeyim, Türkiye'nin il ilçelerini ezbere, mesela bir insan doğum tarihini söyleyince artık yıllarda kaçırmadan kaç gündür yaşadığını, işte kendi kapasiteme göre bazı arada çarpma işlemleri. Aynen. Esma-i Hüsna'yı, Yüce Yaratıcı'nın Mevlamız'ın 99 ismini kısa manasıyla, mesela Allah Celle Celaluhu, ondan başka ilah yoktur. Er-Rahman dünyada her kuluna karşı merhametli. Er-Rahim ahirette sadece mümin kuluna karşı merhametli. 21 takımlı ligde 170 maç oynandı. Bir maç hariç 169. Şimdi bıraktım da bundan önce 10 sene önce bıraktım ama yani ezberim çok kötü. Bir zamanlar 6000 maçı ezbere biliyordum. 6000 maçı. Ama bu sene örnek, mesela örnek verir olsak, çünkü ezberlesem demek ezberlenebilirmiş. Mesela bu sene şu anda 169 maç geride kaldı. 169 maçta en fazla 1-0'a biten maç sayısı, en fazla 28 tane maç 1-0 bitti. Bunları kısadan sayabilirim bağlantılı olarak. Başlıyoruz. Bağlantılı, mantıklı var. Önce büyük takımlardan, ondan sonra bağlantılı. Mesela biraz sayıyorum. Kasımpaşa Spor 1, Galatasaray 0. Galatasaray 1, Ankara Gücü 0. Ankara Gücü 0, Beşiktaş 1. Ankara Gücü 0, Trabzonspor 1. Trabzonspor 1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0. Medipol Başakşehir Spor 1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0. Mesela 94-95 sezonu. İşte 94-95 şampiyonu düşünün efendim. 94-95 futbol sezonunun şampiyonu Beşiktaş efendim. Christoph Daum'la şampiyon oldu. Evet. Christoph Daum'la Alman teknik adam. 94-95. 95-96 sen Fenerbahçe. 90-91. Kaç? 90-91. 90-91 Beşiktaş abi. 3 sene üstte şampiyon oldu. 90-91 Beşiktaş. 463 çarpı 33 öyle mi? Evet. 15.279. 9.45 tane ilçeyi tamam bile biliyorum abi. Hem il il hem alfabetik sıralıyor böyle. Mesela kafan karıştı diyeceksin. Ya diğer file başına ilçeleri birini sayabilir mi? Diyebilirim ya da filanın kaç ilçesini tek tek sayabilir mi? Burada yani gelişimi de saymak yok. Yani harita göre saymak yok. Niza, şeye göre. Alfa sıraya göre. Ya her şeye bir düzen verilmiş. Düzen olmasa zaten ezberleyemezsin. Mutlaka her şeyde bir düzen var. İzmir'in 30 tane ilçesi var. Sayabilirim. Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe. Bir tane abi. En fazla Keynel. En fazla ilçe olan harp sordunuz. Sayabilirim. Kabadüz, Ordu, Kabataş, Ordu, Kadıköy, İstanbul, Kadınhanı, Konya, Kadıköy, Yozgat, Kadirli, Osmaniye, Kağıthane, İstanbul, Kazman, Kars, Kağıthane, Adıyaman. Yani koyun gittim. Askerden geldim önce tekrar koyun gittim. 1945 yaşında koyunu bıraktım çobancılığı. Muhtar yanında çalıştım. Köyün içme sularına baktım. İçme suyunu ben düzelttim. Abi tabii o gelen öğretmenler öğreniyorlar işte bu zeka. Bazen müfettişlerimiz geliyor soruyorlar. Ya müthiş maşallah. Mesela adam gününü çıkarıyor maşallah, bak adam yani artıklı bile unutma. Hayır artıklı hesaplamasam zaten tam gün çıkmaz ki. 28.362. ...69'dan beri aklım erdi. 69'un bu tarafa kendi köyümüzde kaç kişi vefat etti yıl yıl sayabiliyorum. Yıl. En fazla kendi köyümüzde 2018 yılında adam vefat etti. 18 tane, işte 15 tane insan vefat etti. Abi 46 maç beraber bitti. 46 maç. O 22 maç 1-1, 13 maç 0-0, 10 maç 2-2, 1 maç 3-3 bitti. Abi işte o zaman sağ sol dağası vardı. Bir köyümüzde yani okuma şeyi yoktu yani. Yani okuma hevesi yoktu. Bizim köyde memurluk yoktu o zaman. Kimse bilmiyordu yani. Böyle okumanın çok parlak olacağı kimsenin aklına gelmezdi. Yani bizim köyde bana örnek birisi okutup da kendini kurtardı diye bir örnek olacak kimse yoktu yani. Hı-hı. Onun için kimseyle elimi tutup da yardımcı olmak yoktu. Abi okusaydım çıktığım yere kadar çıkardım. Gidebildiğim kadar. Cumhurbaşkanı. O değilse NASA amirim, NASA'ya mı iyileşeceğim? Ya da dünya bilim adamı, filozof mu olacağım? Yani İbn-i Sinan'ın mesleğine kadar çıkabilirdim. Öyle dediler, babam öyle dedi, götürmediler. Vatandaşlar akıl verdi, Mehmet Ağa göndermezdi. Bunu götürürsen yarın keserler, bıçaklarlardı. O zaman da bu sağ sol davası çoğuldu 80'lerden önce. 77, 78 dedi. Ondan dolayı bana engel oldu. Elimde de gel aslanım seni götüreyim, ben seni kurtarayım diyen olmadı. Çevre olmayınca, bir de okuma zayıflığı olduğundan dolayı çevre olmadığından kendimin de birine varıp da bana yardımcı olur musun demememden kaynaklanan bir şey. Ben biraz içime kapanıyorum. Beni o keşfetti abi. Ben 3. sınıftayken ilkokulda 5'lerdeydi ben okuyordum. 80-40 öğrenci vardı. Tüm 50 öğrenci bana emanetti. Tahir sen ders verirdin, ben ders veriyordum.
Tahir amca sen şunları iyi bilir misin? Beyaz'da çıktın işte, biz seni televizyonda izledik. Evet. İşte sen çok iyi bilirsin. Belki de bilemem kaç gündür yaşıyorum. İşte bu şu nasıl olacak, şu nasıl olacak. Ya yani onu da bilir mesela, şimdi illerde tüm biliyorum mesela.